krizi devam ediyor. Sevgili seyirciler, yeni hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı yeni kabineyle Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, Volkan Bozkır da Avrupa Birliği Bakanı oldu. Ali Babacan, Numan Kurtulmuş, Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan da Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer buldu. 62. hükümette Beşir Atalay'a yer verilmemesi dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan Türkiye Cumhuriyeti 62. hükümetini açıklıyorum. Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu Başbakan. Bursa Milletvekili Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı. Ankara Milletvekili Ali Babacan Başbakan Yardımcısı. Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcısı. Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı. Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Adalet Bakanı. Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Bakanı. Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, Çevre ve Şehircilik Bakanı. Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı. Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanı. Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı. Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı. Efkan Ala, İçişleri Bakanı. Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı. Adana Milletvekili Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı. Batman Milletvekili Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı. Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı. Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı. Afyon Karahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı. Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanı. Karaman Milletvekili Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı. Allah hayır eylesin. Allah milletimize güzel hizmetler etmemizi nasip eylesin. Bu arada hemen hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantının amacı bugün açıklanan kabineye güven oylaması yapılacak olması. Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan 62. hükümette önceki dönem kabinede yer alan 3 isim liste dışı kaldı. 61. hükümetin başbakan yardımcıları Beşir Atalay ve Emrullah İşler'le Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yeni kabinede yer bulamadı. 62. hükümet listesinde önceki kabineden 3 isme yer verilmedi. Ahmet Davutoğlu başkanlığında görev yapacak yeni hükümet listesinde Beşir Atalay, Emrullah İşler ve Hayati Yazıcı liste dışı kaldı. Kabineye alınmayan isimlerden eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay, AKP hükümetinin yürüttüğü açılım sürecinden sorumluydu. Liste dışı kalan Emrullah İşler de 61. hükümette başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Hayati Yazıcı da yerini yeni bir isme devreden bakanlar arasında yer aldı. Yazıcı, kabinede Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordu. Atalay ve işlerden boşalan başbakan yardımcılıklarına Yalçın Akdoğan'la Numan Kurtulmuş getirildi. Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde siyasi baş danışmanlığını yapan Yalçın Akdoğan'ın başbakan yardımcılığına getirilmesi dikkat çekti. Akdoğan, Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimler arasında yer alıyor. Yeni başbakan yardımcılarından Numan Kurtulmuşsa, Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine genel başkan olduğu Has Parti'yi kapatarak AKP'ye katılmıştı. Eylül 2012'de partiye katılan Numan Kurtulmuş, Ekim 2012'de de AKP genel başkan yardımcılığına getirilmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da Hayati Yazıcı'nın yerine getirilen Nurettin Canikli, AKP kurucularından biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce mecliste partinin grup başkan vekili olarak görev yapıyordu. Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'ndan boşalan Dışişleri Bakanlığı'na ise Mevlüt Çavuşoğlu getirildi. Çavuşoğlu 61. hükümette Avrupa Birliği Bakanlığı'nı yürütüyordu.
Öcalan'ın açılım süreciyle ilgili 1 Eylül'de vereceği ileri sürülen görüntülü mesaj ertelendi. Öcalan'ın oluşacak yeni kabineye göre mesajını vermeyi planladığı belirtildi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 1 Eylül'de göndereceği iddia edilen görüntülü mesaj ertelendi. Nedeni ise Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulacak yeni kabine. Öcalan'ın mesajını 1 Eylül'de yayınlayacağı öne sürülüyordu. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Utku Çakır Özer, açılım mesajının erteleneceğini yazdı. Haberi bir HDP kaynağına dayandırdı. MİT ve HDP'lilerin İmralı ile yaptıkları görüşmeleri yakından izleyen bir HDP kaynağı, bazı haberlerde ileri sürüldüğü gibi 1 Eylül'de Öcalan'ın örgüte somut çağrıda bulunan görüntülü bir mesaj yayınlamasının gündemde olmadığını açıkladı. Çakır Özer'e göre Öcalan açılım konusunda mutabakat hazırlanmasını ve yeni kabinenin şekillenmesini bekliyor. Hükümetten sorunun çözümüne ilişkin başlatılacak müzakereler için bir mutabakat bekleyen Abdullah Öcalan'ın 30 Eylül'e kadar süre istediği öğrenildi. Açıklanacak yeni hükümet ancak 6 Eylül'de güven oylaması alabilecek. Öcalan'ın biraz da bu yüzden kurulacak yeni hükümetin çözüm süreci ve başlatılacak müzakerelere ilişkin net tavrını görmeden bağlayıcı bir mesaj vermekten kaçındığı belirtiliyor. Öcalan'ın 30 Eylül'e kadar süreçle ilgili görüntülü mesaj vermeyi erteleyerek izleme kurulu gibi düzenlemeleri de bekleyeceği ifade ediliyor. Amerikan patentli Suriye'yi bölme projesini MİT ve Öcalan birlikte yürüttü. Aydınlık Gazetesi'nin yayınladığı İmralı'daki görüşme tutanaklarına göre Öcalan, BDP heyetine Suriye'de özerk yapıların nasıl oluşturulacağını anlatıyor. Bu konuda heyetle ortak proje üzerinde çalışıyoruz, diyor. Suriye'nin bölünme projesi İmralı'daki MİT-Öcalan görüşmelerinde planlandı. Aydınlık Gazetesi'nin yayınladığı İmralı görüşme tutanakları, Suriye'nin bölünme planında MİT-PKK-Öcalan ortaklığını gözler önüne serdi. Tutanaklara göre PKK lideri Abdullah Öcalan, 3 Nisan 2013'te kendisini ziyarete gelen BDP heyetine Suriye planını anlatıyor. Öcalan MİT heyeti Suriye konusunda görüştüklerini, PKK'nın bölgede en etkili rolü oynayacağını söylüyor. Önümüzdeki günlerde Suriye'deki duruma dair heyetle konuşacağız. Bazı kararlar alacağız herhalde. Yeni oluşacak Suriye'de bizimkiler başrol oynayacaklar. Bu görüşmeden 4 ay sonra 17 Ağustos 2013'teki görüşmede Öcalan ortak bir projeden bahsediyor. Suriye için ortak proje açısından heyetle çalışıyoruz diyen Öcalan, MİT heyetinin projeyi Milli Güvenlik Kurulu'na taşıyacağını belirtiyor. Abdullah Öcalan, Suriye'de Kobani, Afrin, Cizir gibi bölgelerde özerk bölgelerin kurulacağını söylüyor. Bölgelerin yönetimleriyle ilgili kararlar da alıyor. Orada konseyin denetimi olur, geçici yönetim olur, kanton gibi, sonra da seçimler yapılır. Kobani, Afrin, El Cezir gibi bölgeler olur. KCK'nın buraya müdahaleliğiyle ilgili şöyle bir şey düşündük. Burada doğrudan bizden bir arkadaşın üstlenmesi olabilir. Askeri değil, siyasi üstlenmeleri olur. Ama çok sıkı güvenlikleri olmalı. Öldürülebilirler. KCK'dan kim olabilir baksınlar. Kadınlardan oraya uygun bir arkadaş iyidir. Öcalan, özelleştirilecek bölgelerdeki sorumluların Türkiye, Suriye, ÖSO, PYD ve KBD ile görüşmeler yapacağını belirtiyor. Sınır kapılarının da insani yardım için açık olacağını söylüyor. Öcalan'ın Rusya ve İran'la da görüşülür ama temel stratejik ittifak Türkiye iledir ifadeleri dikkat çekiyor. Haber merkezine önemli bir konukla devam ediyoruz. Ruslan İzzetli, D18 yani Demokratiya 1918 Hareketi Genel Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük, merhaba. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde başı iyice ağrıyacak. Bu 1915 olaylarıyla ilgili ona değineceğim birazdan ama isterseniz söyleşimize genel olarak son yıllardaki Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle başlayalım. Türkiye'de her şey yolundaymış gibi bir hava var ama can Azerbaycan'da durum nasıl? Hava öyle mi? Tamam. Türkiye-Azerbaycan her iki ülkenin siyasi liderleri, resmileri her zaman bir millet, iki devlet şuarına ve fikirlerine sadık olmaya çalışırlar. Müxtəlif alanlarda ilişkilerimiz var ve bu ilişkiler hızla devam edir. Ama
biz Türkiye dövlətindən, Türkiye basınından ve siyasi partilerden her zaman Azerbaycan'da demokrasi ve insan hakları yönünde bir destek görmedik. Evet. Azerbaycan'da basın özgürlüğü yok, demokrasi yok, insan hakları yok. Bu diğer alanlarda Türk basını ve Türk siyasi partileri ve Türkiye resmileri maalesef yanımızda olmadır. Ama biz Türkiye'nin dış siyasetine baktıkta, Orta Doğu'da Türkiye her zaman demokrasini, insan haklarını savunduğunu gösterir. Ve bu Türkiye ne kadar hayırlı olacak, bu dış siyaseti ne kadar uğurlu olacak? Türkiye dövlətinin iç siyaseti ama Azerbaycan için de Azerbaycan insanı hep Türkiye'nin yanında görmek istiyor. Türk resmilerini, Türk iktidarını, Türk basını, Türk partilerini. Ama maalesef bu yönde Türk basını ve Türk siyasi partileri ve Türk iktidarı Azerbaycan'da demokrasi ve insan hakları yönünde bir çabasını ve bir savunmasını görmedik. Cenab-ı Başkan olduğum siyasi hareketimiz her zaman Türkiye ile siyasi alakaların ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için əsgər alan, ekonomi alan, eğitim alan, sağlık ve diğer sahelerde ortak adımların atılmasını düşünür. Ve bu yönde de çaba gösterir. Aynen vurguladığınız o 1915 olaylarında da Türkiye-Azerbaycan maalesef bir yerde adımlar atmır. Ve Türkiye-Azerbaycan'la yanaşı diğer Türk dilli dövlətler bu yönde bir lobbyçilik hareketini bir yerde kurmadılar. O yüzden Türkiye-Azerbaycan arasında müəyyən alanla, bir çox alanlarda ilişkiler hızla devam etse de, ama demokrasi ve insan hakları yönünde, basın özgürlüğü yönünde maalesef Türkiye'mizden o desteği görmürük. Türk insanı da, Azerbaycan insanı da bunu bekleyir. Ve sizin dikkatinize bir şey çatdım ki, Azerbaycan insanı Türk basını, aynen de sizin televizyonu çok yakından takip edir. Türk siyasi liderlerin, hatta adaylarınızı böyle daha yakından tanıyır. Ama maalesef Türkiye basınının Azerbaycan'daki siyasi prosesler, demokrasi ve insan haklarına dikkat ayırmadığı için Türkiye insanı Azerbaycan'da ne hansı olaylar baş verir ondan haberi yok maalesef. Evet. Tabii benim şahsi olarak Azerbaycan'da çok sayıda dostlarım var, arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Çeşitli vesilelerle işte farklı kanallarda da olsa canlı yayınlarda onlarla bir araya gelmek, böyle sohbet etmek de beni son derece mutlu ediyor. Şimdi biz bir millet iki devlet sloganından yola çıkıyoruz. Birbirimizin arasında hiçbir şekilde ayrım yok, olamaz da. Siz iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu yeterli buluyor musunuz? İki ülke arasında siyasi ilişkiler müeyyen bir zamanlarda daha da pisleşti. Mesela bayrak krizi oldu anladığınız kadar. Evet. Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılması, Azerbaycan iktidarı buna karşı bir düşünce ortaya koydu. Ve Türk şahitliğinden Türkçe bayrakları kaldırıldı. Ve aynı diğer sahelerde ama indiki döneme baktıkta Azerbaycan ve Türk iktidarı çok sıcak ilişkilerle görünür birçok alanlarda. Hatta Azerbaycan'da eğitim sahesinde Fethullah Gülen cemaat dediğiniz bir dini cəlyan Azerbaycan'da eğitim alanında çok başarılar imza atmıştı ve daha güçlüdür. Türkiye'de AK Parti iktidarının onların üzerine gitmesinden sonra Azerbaycan iktidarı da ne kadar doğru adı hapsedilenler ve görevlerinden alınan insanı ne kadar Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu olmadığını o kadar net bilmirik. Ama bu adda insanları görevlerini aldı. Ve bu olaylar gösterir ki, Azerbaycan iktidarıyla Türk iktidarı birçok alanlarda daha sıcak ilişkiler var. Ama Azerbaycan'da bildiğiniz gibi bir diktatura sistemi var. İnsan hakları pozulur, demokrasi pozulur, vicdan azatlığı, özgürlüğü pozulur. O yüzden de Türk iktidarı, Azerbaycan iktidarla ilişkiye göre Azerbaycan insanının evet, ümidin ve isteğinin karşısını almamalıdır. Şimdi yürek yıkıcı bir hadise var. Şimdi hep gündeme gelir ya böyle soykırım, soykırım. Tabii bunlar iddia. 100 yıl öncesine gitmektense şurada 20-30 yıl öncesine gitmek daha mantıklı olacak herhalde. Orada canlarımız insanlık dışı muamelelerle katledildi. Bu yakın tarihteki zulmü, dehşeti, soykırımı görmeden onu göz ardı ederek dünya kamuoyunda işte 1915 olayları diye bir şey öne çıkartılmak isteniyor. Türkiye ve Azerbaycan bu iddialara karşı nasıl birlikte yol almalı? 1915 sözde Ermeni soykırımı ne kadar yalan olduğunu Türkiye insanı, Azerbaycan insanı ve dünyada bu soykırımın ne kadar yalan olduğunu bilir. Sadece birçok ülkeler
özellikle Fransa ve diğer ülkeler, daxili siyasi auditoriya için bu soyqırımdan kullanırlar ve istifadə edirlər. Mesela sizde Mehmet Perinçekin Moskva arşivlerin araştırılması ve o dosyaları ortaya koyması biz Azerbaycan'ı çok yakından təqib edirdik. Evet. Artık bir daha da herkese belli oldu ki, bu sözde soyqırım yalandır ve sadece Türkiye, Türk dövləti özünü savunurdu. Bu ülkeler arasında bir savaşıdır. Ben 200 bin, ben onu netler aldım, notlar aldım. Rusya ordusunda 200 bin Ermeni görevlisi vardı. Aynı anda Fransa ordusunda, Fransa uniformunu giyinerek 5 bin Ermeni Türkiye karşı vuruşurdu. Ve Türkiye öz dövlətin, öz vətənin savunurdu. Evet. Karşıda kimlerse dövülürse bu soykırım değildi. Aynı anda Rusya, Çar Rusiyası, Ermenistan'ın, Türkiye'nin içinde köylerde terör edildiler, insanlar öldürdüler. Her iki taraf insan etirdi. Ama dünya soykırım peşindedirse, insan haklarının, dünyanın, demokrasinin, adaletin yanındadırsa, o zaman 22 yıl önce baş veren Xocalı soykırımına dikkat etsin. Xocalı soykırımı yüzlerle insan öldürür. Evet. Rusya'nın desteğiyle aynen Ermenistan, Azerbaycan'ın bir ilçesine girdi. 1915 yılında olduğu gibi Ermeni ordusu, Ermeniler, Xocalı şehrimizi tamamıyla mahvetti. 8 evet. aile tamamıyla yer yüzünden silindi. Ve yüzlerle insan öldü. Yüzlerle çocuk öldür. Ve bu Ermeni arşivlerine baktıkta, ünlü insanların yazılarına baktıkta bu soykırımın ne kadar doğal, haklı olduğunu görürük. Mesela ben size bir isim seçeyim. Ermenistan'ın çok ünlü yazarı ve hep Ermeniler sevdiği Zorbalaryan adlı bir yazarları var. Onun Ruhumuzun Cıralanması adlı bir kitabı var. O kitabın evet. 234-236. Sayfasında özü kalem alır ki, ben Xocalı'da ilk məsləhim benim deyir, hekimlikdir, doktorluqdur. Ama ben tarixçi kimi görəmi devam etdim. İlk doktorluq işimi ben Xocalı'da 8-12 yaşlı çocukların üzerinde gördüm. Ben deyir, o çocukları öldürəndə çok gurur duydum. Çünkü karşımdaki insan bir Türk çocuğuydur. Ve bu Ermeni yazarının öz belgesinde, öz dosyasında görünendir. Ama maalesef Türkiye parlamentinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Xocalı soykırımını tanımır. Ve diğer Türk dilli dövlətler ve İslam ülkeleri Xocalı soykırımını tanımır. Xocalı 22 yıl önce olan bir soykırımdır. Bunun tarihi şahitleri var. O ilçeden bugün Azerbaycan birçok ilçelerinde yaşayan, o soykırıma məruz qalan insanlar var. Bir tarixi, yani 100-200 yıl önce değil. O yüzden de Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer Türk dili dövlətler Xocalı soykırımı tanımalı ve bu soykırımın dünya çatdırılmasında Türkiye, Azerbaycan dövlətleri birlikte adım atmalıdır. O zaman biz 1915, bilirsiniz, gələn yıl 100 illiyidir ve Ermənistan lobbyçiliği ve Ermeniler çok ciddi yurt dışında buna hazırlaşırlar. İktidarlar evet. buna çok ciddi hazırlaşır ve Türkiye'nin üzerine ciddi baskı olacak. Bunun karşısını almak için Türkiye, Azerbaycan ve özellikle diğer Türk dili dövlətler bir yerde lobbyçilik kurup Xocalı soykırımını dünya çatdırmalıdırlar ve bu haqda da belgeseller, dosyalar həm Erməni arşivlerinde, həm Rusya arşivlerinde ortaya koyabilirler. Evet. Sözlerinizde şöyle bir ifade vardı. Onu daha önce de tabii ki farklı kaynaklardan da hep gördük. İzleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Ermeni doktorun söylediği, bakın orada çok önemli bir detay evet. var. Ben Azerbaycanlı öldürdüm demiyor. Evet, Türk öldürdüm diyor. Türk çocuğu öldürdüm diyor. Bu artık söze gerek bırakmıyor herhalde değil evet. mi? Yani bir millet, iki devlet sözünün aslında boşa söylenmediğinin de evet. en güzel kanıtı. Bu sadece Azerbaycanlı kardeşlerimize değil, tüm Türklere yönelik bir soykırımdı. Yakın tarihteki bir soykırımdı aynı zamanda. Peki yine yakın tarihe dönecek olursak, Doğu Perinçek malumunuz İsviçre'de bir yargılamada bu konuyla tekrar gündeme geldi. Hatta bu konu dünya gündemine geldi diyelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hak arayışına girdi Doğu Perinçek ve haklı da çıktı. Mahkeme onu haklı buldu. Siz o süreci nasıl takip ettiniz? Nasıl değerlendirdiniz? Ben Sayın Doğu Perinçek'in o Avrupa Mahkemesi'nde dava açmasın ve o kitap alındı. Bende de var. Orada savunması, soykırımın olmamasının savunmasının ve haklı olarak qələbə kazanmasın. O kitaptan okuduk. Benim de Türk basından okuduk. Azerbaycan insanı da sizin televizyon ve diğer Türk basını tarafından bu olayları yakından təqib etdi. Evet. Ve bunun için de Sayın Doğu Perinçek'e teşekkür ederiz. Azerbaycan Türkiye bir siyasi
parti lideri olarak bu görev üzerine aldı ve Türkiye'nin bir haklı davası, haklı bir öne çıkarttı. Biz Türkiye devleti ve iktidarı, aynı anda Azerbaycan iktidarı bir dava açmalı. Ermenistan her zaman Fransa'da lobbiçiliği, diğer Avrupa ülkelerinde lobbiçilikle 1915 olaylarından Türkiye'nin üzerine gelirler ve baskı yapırlar. Evet. Ve Türkiye maalesef her yıl ABD'nin Cumhurbaşkanı soygörüm sözü işletecek ya işletmeyecek bu kadar mağdur bir duruma düşür. Aynı anda bizler ve diğer Türk devletler bir mağdur duruma düşür. O yüzden de biz Türkiye ve Azerbaycan bir yerde, yani bu Türkiye üzerine gelen bu Türkiye'nin üzerine gelmiyor, Türk halkının üzerine gelir. Aynı anda Azerbaycan'da yapılan soygörüm Azerbaycan'ın üzerine gelmiyor, Türk halkının üzerine gelir. Evet. Bugün Türkiye olursa yarın bize olur. Bugün Azerbaycan olursa yarın da Türkiye olur. O yüzden Türkiye-Azerbaycan bir millet, iki devlet, bir millet sloganına sahip çıkarak bir Xocalı davası açmalıdır. Bir Ermənistanla müəyyən bir təzminatlar istəməlidir. Bu insanların haqqını tanımalıdır. Maalesef Azərbaycan Milli Məclisi də Xocalı soyqırımı tanıyan bir dosya ortaya qoymayıb. Yəni bizdə bir çox yazılar buna faciə kimi yanaşır, bir çox yazılar, yazarlar, kələm əhli buna soyqırım kimi yanaşır. O yüzden de ermənilərin bu yalancı sözlə soyqırımı qarşısında dünyanın tanıdan və dosyalarla tanıda biləcəyimiz tarixi insanlarla, yəni o soyqırıma məruz qalan insanlarla tanıda biləcəyimiz soyqırımı dava açmalıyıq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə və digər ölkələrdən də tələb etməliyik ki, Xocalı soyqırımı tanımalıdır və əslində soyqırımı kim yaptığını evet. və nasıl yaptığını dünyaya car çəkməli və göstərməliyik. Yo, biz Azərbaycan öz iç sorunlarıyla, Türkiyə öz iç sorunlarıyla, 1915 sorunu olayı bənə deyil, Türkiyədir. Ya Xocalı soyqırımı bənə deyil, Azərbaycanıdır. Düşüncesiyle ve tərziyle adım atacaksa Türk dövlətləri ve özellikle Azerbaycan ve Türkiye, yani Türk dövlətlərindən daha gelişmiş iki ölkə, çok da yakın bir iki ölkə, daha da Ermənistan ve bu Ermənistan arkasında olan imperialist siyasetin qurbanları olacak. O yüzden de Türkiye ve Azerbaycan iktidarları bir arada adım atıp, aynen de biz bir dava açmalıyıq, Xocalı soykırımına göre Ermənistan'da müəyyən təzminatlar almalıyıq ve göstermeliyik ki, biz 100 yıl önce biz vətənimizi savunmuşuq, ama 22 yıl önce Ermənistan, Rusya əskəri gücüyle Azərbaycanın torpaqlarını Qarabağı işgal edib ve orada da 1992-ci ilin 26 Şubat'da Xocalı soyqırımı yapıb. 1918'de de bu olub, Azərbaycanda Mart ayının 31'inde de böyle bir soyqırım olub. O zaman Nuri Paşa Azərbaycanın əskəri dəstəyi olub, Azərbaycan bir çox ilçəsinin soyqırımını qurtarıb. Ama Quba, Şamaxı, Bakı ve diğer ilçelerimize yüzlerle günahsız insanlar qırılıb. Bugün Quba məzarlığı deyilən bir məzarlıq var. 2 yıl önce bu araştırıldı, tarihçiler tarafından tapıldı. Orada toplum 10-15 məzar görürsünüz ki, 100-200 kişi bir arada dəfn edilib. Yani, evet. Bu artık Azərbaycan xalqı 2 yılda 2 dəfə soyqırıma məruz qaldı. Bir əsrin öncəsi 1918-31 Mart ayında soyqırım, Mart soyqırımı. 20-ci yüzyılın sonunda 26 Şubat Xocalı soyqırımı. O yüzden de Türkiye'mizde, Türk basının, Türk siyasiler, özellikle Türk iktidarı Azerbaycan'ın bu yönde desteği olmalı. Türkiye-Azerbaycan iktidarları biraz daha adım atıp Ermenistan üzerine bir dava açmalıdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Evet. Sarkisyan değil mi efendim? Evet. Ne demişti? 2-3 yıl önce şöyle bir ifadesi vardı. Sözde kendi gençlerine sesleniyor. Karabağ'ı biz aldık, Ağrı'yı da siz alacaksınız diye bir ifade kullanmıştı. Bu Türk milleti üzerinde oynamak istenilen oyunların açıkça ifadesi. Bakın ülke demiyorum, Türk milleti, ki o millet içerisinde illa sınır çizeceksek hangi millet? İşte Türkiye'de yaşayanlar, Azerbaycan'da yaşayanlar. Yani hedef Türkiye. Şimdi Sayın Perinçek'in kazandığı zafer baltalanmak istendi. İşte yeniden bir yargılamaya gidilecek. Bu yargılama sürecinde hem Türkiye hem Azerbaycan nasıl bir strateji izlemeli size göre? Azerbaycan Avrupa Parlamentinde birçok üyeleri var. Aynı anda Türkiye'nin birçok üyeleri var. Milletvekilleri var Avrupa Parlamentinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Azerbaycan'ın temsilcisi var. Bu mesele bu Doğu Perinçek davası değil. Bu Türkiye'nin davasıdır. Evet, bu önemli. Biz bunu fertleştirsek ve müeyyen isimlerin üzerine geçsek bu başarını Doğu Perinçek imzatıb, o zaman biz müəyyən başarılı imzatabilməyəcəyik. Maalesef, məsəl üçün, sizdə bir parti başkanı da o zaman da Moskova arşivləri açılanda bu yöndə o zaman
koalisyon hükümetinde təmsil olunan bir siyasi genel partiya başkanı, MHP'nin genel başkanı Dövlət Bahçeli'nin böyle bir fikri vardır. Artık Türkiye'de sol güclənir, Moskova arşivleriyle komünizm Türkiye'ye gelir. Bunun karşısını almak lazım. Ya biz bu davaya, bu milletin davasına, Türkiye'nin davasına biz fertleştirmemeliyiz ve bir siyasi parti için bakmamalıyız. Evet. Doğu Perinçek olmasın, diğer bir isim olsun. Ya biz teşekkür etmeliyiz ki bu dava nasıldı ve bu dava neyin ki Türkiye'de, diğer komşu ülkelerde takip edilirdi ve yakından izlenirdi ve büyük bir başarıydı. O yüzden de herkes, Türk iktidarı da, Azerbaycan iktidarı da daha çok yardımcı olmalı. Yani bir kişinin başaracağı bir şey değil bu. Yani bu dava Doğu Perinçek'in başaracağı bir iş değil. Çünkü Ermeni lobisi ve Ermenistan bu siyasetini destekleyen birçok ülkeler o Ermenistan lobisinin yanındadır. Evet. Bu kadar gücün karşısında, bu kadar imperializm baskısı karşısında bir tek Doğu Perinçek dayanabilmez, durabilmez. O yüzden de Türkiye iktidarı ve Azerbaycan iktidarı hem Türkiye Avrupa Büyük Parlamentinde temsil olunan milletvekillerimizle hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olan temsilcilerimizle bir araya gelip siyasi ve ideoloji bakışlarımızı bir kenara koyup Türk halkı ve Türk devleti namına bu adımı irala parmak. Yok biz yine söylüyorum fertleştireceksek veya ideolojiye kapanıp bakacaksa o zaman 1915 yüzyılında 2015'te Türkiye'mizin üzerine çok ciddi baskılar gelecek. Türkiye'miz aynen yeniden ABD Cumhurbaşkanı soygörüm kelimesi işletti ya işletmedi bu evet. kadar mağdur bir duruma düşecek. Evet maalesef Amerikan başkanının ne söyleyeceğini her evet. sene oraya odaklanıyoruz. İşte bak şöyle dedi öyle demedi gibi bir ifade var. Bu soykırım gerçeği göz ardı edilemez. Peki tarihçilerin bu konuda gerçekten bütün delilleri ortaya koyduğunu, yani tarihi belgeleri ortaya koyduğuna inanıyor musunuz? Şu göz ardı edilemez derken şu açıdan diyorum. Şimdi ben aslen Ağrılıyım. Ailem, sülalem Ağrı'da. Ve Ermeniler giderken akrabalarımın boğazlarını kesip de gidiyorlar. Dedem geliyor, o manzarayı görüyor. Yıkılıyor tabii ki. Yani soykırıma uğramış bir ailenin ferdiyim ben. Ben bir Türk evladıyım. Bir soykırım varsa evet bakın ben bunun canlı şahidiyim. Yani ailesi soykırıma uğramış bir Türk evladıyım. Size göre hem Türkiye hem Azerbaycan o belgeleri net bir şekilde ortaya koyabiliyor mu? Tarihi belgeleri. Maalesef ben Azerbaycan'da basılan kitaplardan söz atsam. Bu kitaplar kendi fikirlerimizi ve yazdıklarımızdır. Biz öz düşüncelerimizle, kendi düşüncelerimizle dünyanın bu soykırım olup diye anlatabilmeyecek. Ama biz Ermenistan'ın ünlü basın nümayəndələrinə ve tarihçilerine istinad edeceksek, onlara bakıp yazacaksak, o arşivleri toplayıp çap edeceksek, basacaksak kitap alanda, evet. dünyanın birçok dillerinde, özellikle İngiliz, Avrupa'nın birçok dillerinde çap edeceksek, o zaman hem Xocalı soykırımın, hem de diğer soykırılan kırmızı dünya çatdırabilecek. Ben sadece Zor Balaryan bu kitabında, bu adam sıradan bir qələm əhli deyil, yani evet. basın nümayəndəsi deyil. Bu adam Ermənistan dövləti ve Ermənistan xalqı tərəfindən çok sevilen bir tarihçidir. Bu insanın yazdığı kitabı alacak, bir çox dillerde çap edəcək ve dünyaya göstərəcək ki, Xocalı da soyqırım olduğunu yalnız ben demirəm, bunu Ermənistanın en ünlü tarihçisi deyir. Aynen Ermənistanın diğer tarihçiler. Bugün George Vayanyan deyilən bir sivil toplum nümayəndəsi var Ermənistan'da. Çok evet. çalışır bu yönde. O her zaman bildirir ki, Qarabağ Azərbaycan toprağıdır. Rusya əskəri gücüyle Ermənistan Qarabağ torpağını aldır ve bu işğalla Ermənistan ekonomi krizə düşdü. Maalesef bu işğalla Ermənistan Rusiyanın bir asılı dövləti olur. Biz neden bu George Vayanyan kimi insanlardan istifadə edib dünya çatdırmamalıyıq ki, baxın bu Ermənistanın en ünlü sivil toplum nümayəndəsidir. Bu adam Qarabağın həqiqətən Azərbaycan toprağı olduğunu, orada soyqırım olduğunu və bu işğalı Rusiya əskəri gücü ilə Ermənistanın yaptığını və s. bunları dilə gətirən bir insandır. Maalesef bizler tarixçilər və yazarlar, bilim adamları öz kendi istəkləriylə, düşüncələrlə kitabı alırlar. Bu kitablar da Azərbaycanda 1000-1500 tirajla basılır və bunu kendi özümüzden başka hiç oxumur. Evet. Yalnız ben özüm Qarabağdanım, tamam mı? Ben işğala məruz qalmış bir insanım. Benim yakınlarım da Qarabağda, dediğim yakınlarım var. Benim evet. dedemin,
digər yaxınlarımın məzarı Qarabağdadır. Bənə Qarabağdan kitab yazıb, bənə göstərmək bu qədər zaman itirməkdir. Çünki o acını, o faciəni bən yaşamışım. Bən bu acı, bu faciəni yaşadım, bu soyqırımı yaşadım, dünyaya çatdırmalıyım. Bu yüzden Rus, Fransız, Alman, dünya hansı dildə rahat konuşa biləcəksə, dünya hansı dildə oxuya biləcəksə, o dildə çap edib, basıb o kitabları onlara çatdıracaq. Maalesef nə Türkiyəmizdə, nə Azərbaycanda, aynən digər türk dilli ölkələrdə. Məsələn, Orta Asiyada türk dilli ölkələrin bu 1915 sorunu var. Hı hı. Türk üzərimizə gəlir. Bu o ölkələrin umurunda deyil. Aynən də soyqırım məsələsi. Nə bən Qazaxıstanın, nə Qırğızstanın, nə Özbəkistanın, nə Türkmənistanın, digər türk dilli dövlətlərin cumhurbaşqanlarının və siyasilərin dilində görmədik. Amma bu insana da anlasın ki, bu Azərbaycanın soyqırımı deyil. Bu, yəni biz özümüzə Azəri deyirik, amma bizim düşmən bizi daha net tanıyara, bizə türk deyir. Və o yüzden de bizi birləşdirir. Yəni bu düşmən bizi birləşdirə bilir, yəni türk deyərək. Biz özümüzə Azəri deyirik, özbək deyirik, düşmən deyirik, qazaq deyirik, qırğız deyirik. O yüzden de özellikle Azərbaycan və Türkiyə bilim adamları, tarixçiləri bir araya gəlib arşivlər açmalı. Arşivlər yəni Moskvada, Ermənistanda və digər ölkələrdə olan arşivlərə istinad edərək ciddi bir, dünyanın bir çox dillərinə kitab yazı və dünya çatdırmalı. Yəni, Xocalı soyqırımı 22 yıl öncə olan bir soyqırımdır. Aynen də söylerim, orada soyqırıma məruz qalmış insanların övladları bugün yaşayır Azərbaycanda. Bir çoxları övladını itirdi, annesini itirdi, babasını itirdi. Evet. Nədən bu insanlar haqqında bir ciddi belgesel yox? Bu belgeseli biz bir çox dillərdə dünya çatdıra bilmirik. Ya, Ermənistan 100 yıl öncə olan, yalancı bir sözdə olan bir soyqırımı dünya çatdırması bu yöndə yalnız soyqırım günü yox, yıllar öncə çalışır, 100 illiyə çalışır. Biz 26 Şubat gəlir, Xocalı soyqırımıdır. Bir həftə kalmış soyqırıma, Türkiyədə müəyyən eyləmlər göstərilir, Türkiyədə müəyyən basın yazır. Azərbaycanın bir çox millətvəkili gəlir, bu da soyqırım oldu. Aynən də Türkiyədən gəlir Azərbaycana, bu da soyqırım oldu. Xocalı soyqırımı olduğunu Azərbaycan xalqı da bilir, Türk xalqı da bilir. Amma biz bunu Türkiyəyə yox, bunu dünya çatdırmalı. O yüzden de Türkiyə millətvəkilləri, tarixçilər, Azərbaycan tarixçiləri nə qədər arşivlər toplaya bilərlər, nə qədər bu soyqırımın tanınmasına yardımcı ola bilərlər, o yüzden bir arada toplaşmalıdır. Və ola bilər ki, Türkiyə və Azərbaycan tarixçiləri ortak bir tarixi qurum da yarada bilərlər, bir qurum yarada bilərlər və hər iki dövlət dəstək olaraq, həm maddi, həm mənəvi, həm siyasi dəstək olaraq bu insanlar bir arada çalışa bilərlər. Siz baxın, Ermənistan tarixçilərinə və lobbiçilərinə nə qədər Rusiya tarixçilərinə və Rusiya lobbiçili dəstək olur. Aynen de diğer ülkelerin lobby teşkilatları destekliyor. Ama maalesef Avrupa'da biz Türk lobby teşkilatlarıyla Azerbaycan lobby teşkilatlarını bir arada görmedik. Ne zaman bir arada gördük? Azerbaycan iktidarına sorun yarandısa, batıdan bir baskı olduysa, hep Azerbaycan iktidarı Türkiye'yi aradı, lobbyçiler birleşti. Aynen de Türk iktidarına bir baskı olduysa, aynen de Türk iktidarı Azerbaycan iktidarını aradı, müəyyən lobby teşkilatları birleşti, eylemler gösterdiler. Ama halkın ve dövlətin naminə bu soyqırımlarda maalesef biz Türkiyə və Azərbaycanda bir arada addım atıldığını görmədik. Keçən yıl burada Taksimdə bir Xocalı yürüyüşü oldu. Evet. Bu böyük bir yürüyüşüdür. Azərbaycan xalqını çox etkilədi. Bu yürüyüşlər yalnız 26 Şubat 1992-də olan gün olmamalıdır. Və hər zaman olmalı, Türk basını, dünya basına çıxmalı və bunu tanıtmalıyıq. Maalesef Azərbaycan iqtidarı 22 ildir bu yöndə heç bir başarı imza atmayıb, heç bir qonşumuz Xocalı soyqırımı olduğunu qəbul etmir. Orada sınırda çok üzücü çatışmalar oldu ve ne yazık ki yine şehitlerimiz verdi. Neydi olayın iç yüzü? Zaten belli aralıklarla bir oluyordu. Bir taciz ateşi geliyordu Ermenistan'dan, Azerbaycanlı kardeşlerimize, askerlerimize. Ama son haftalarda daha da bir arttı, şiddet arttı. Daha çok fazla da şehit verdik. Evet. Resmilerin bildiğine göre 13 şehidimiz oldu. Hı hı. Ondan çok gazimiz oldu. Aynen de söylediklerine göre Ermenistan da müəyyən itkilər verdi, şehit verdi, qayıtsız oldu. Aldığımız infar bilgiye göre, Azerbaycan basının yazdığı ve resimlerin bildiğine göre, Rusya'nın Ermenistan'da olan ordusunun sınırda pozucu bir adım atması ve müəyyən bir keşfiyatının, Azerbaycan sınırlarının pozmasıyla bu olaylar baş verdi ve 13 əskərimizi itirdik. Biz o zaman bizim hərəkatda Azerbaycan basında bir açıklama verdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan əskəri bir birlik yaratmalı ve bu baskının karşısını almalı. Biz her zaman Türkiye'nin Güney Qafqaz'da güc olmasını istəyirik. Türkiye Güney Qafqaz'a gelirse, Türk dövləti Güney Qafqaz'a gelirse, Güney Qafqaz'da bir demokrasi olur. İnsan hakları yönünde müəyyən bir başarıları imzatırıq.
Və Rus imperializmi buradan çıxır, Güney Qafqazdan çıxarlar. İmperializm kim yapır, yapsın? Hətta Azərbaycan belə imperialist siyasət yaparsa, aynen de yine biz onun karşısında olacağız. Çünkü imperialist siyaset ne konşularına bir hayır olur, ne öz kendi milletine bir hayır olur. Evet. O yüzden de Rusya'nın imperialist siyaseti Rusya'nın ekonomisinden daha da geri yatır. Ve Güney Qafqaz'da bu kadar sorunlar yaradır. Karabağ sorunu, Asetya sorunu, Gürcistan Asetya sorunu, Abkhazya sorunu, Çeçenistan'da sorunlar var, Kuzey Qafqaz'da ciddi sorunlar var. Hepsi Kuzey Qafqaz terror bir alanı, her an orada müeyyen bir atışmalar, patlayış olur ve sivil insanlar dünyasında yaşıyor. Neden? Rusya'nın bir imperialist siyaseti. O yüzden de biz Güney Qafqaz'a Türkiye'nin gelmesi, demokrasi ve insan hakları alanlarında müeyyen bir başarılarımız atabiliriz. O yüzden de Türkiye'den biz isteğimiz budur ki, Azerbaycan iktidarında ve Gürcistan iktidarından danışıklar etsin ve Azerbaycan iktidarında bundan bizim talebimiz var ki, əsker alanda bir hərbi bir ittifak yarına bilər ki, mesela bizim Naxçıvanla Türkiye-Azerbaycan arasında bir Kars müqaviləsi var. Evet. Bu Kars müqaviləsinə görə Naxçıvan'a üçüncü bir ölkə girərsə, Türkiye hemen karşısında Türkiye'ni görə bilər. Yani böyle bir bizim bir müqaviləmiz olduğu için, Kars müqaviləsi olduğu için Naxçıvan'da Ermənistan her hansısa bir sınır pozulculuğu yapabilmiş. Aynen de biz Qarabağ məsələsində və Türkiye-Azerbaycan'ın güvenlik ve təhlükəsizlik məsələsində hərbi alanında Türkiye'nin Azerbaycan bir əsker alanında müəyyən bir ittifaklara girərsə, Qarabağ sorununda olmayacak. Ben Türkiye'nin bizim 13 əskerimiz, yararlı əskerlerimizin, qazilərimizin Türkiye dövləti bildi sahib çıxdır. Atatürk həsrəxanəsində bugün onların müayinəsi ilə, sağlığı ilə ilgilənirlər. Bu da bəncə bir Türkiye xalqının dünya bir mesajı idi ki, Qarabağda, Azərbaycanda bir sorun olacaqsa, Türkiye dövləti ve Türkiye xalqı Azərbaycanın yanındadır. Evet. Genç bir isimsiniz, genç bir lidersiniz. Geleceğe doğru da umut vaat eden bir isim olarak parlaklığınız öne çıkıyor. Siyaset açısından değil sadece Türk kimliğini dünya çapında sonuna kadar savunacak ender isimlerden biri olarak öne çıkıyorsunuz. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi Azerbaycan'da Fethullah Gülen'le ilgili bazı operasyonlar oldu. Fethullah Gülen'in Azerbaycan'daki özellikle eğitim alanındaki faaliyetler neydi? Faaliyetleri neydi? Bunun dışında başka faaliyetleri var mıydı? Azerbaycan 1991 yılında bağımsızlık kazandıktan sonra Azerbaycan'a yurt dışından birçok insanlar geldi. Din adıyla, ekonomi alanda, eğitim alanında. Fethullah Gülen cemaat o zaman da eğitim alanında geldi. Yeni baxımsız bir dövlət, o kadar da güclü olmayan bir dövlət və Türkiyədən gəlirsə daha da sıcaq qarşılanır. Arkasında kim olduğunu o kadar da bilmir. Son 20 yılda Fethullah Gülen cəmaatı eğitim alanı daha çox güclənməyə başladı. Özel universitetləri var, özel dərsanələri var, bir çox sahələr. Yəni eğitim son 2 aya kadar Fethullah Gülen cəmaatındadır. Tamam, başarı imza atmışlar mı? Atmışlar mı? Yəni gənclər yetiştirilirlər, başarı imza atmışlar. Ama artık o gençler ki bir İslamcı kafasında, bir dini kafayı olacaqsa, Azerbaycan insanı ta layık bir insandır. Tamam. Biz 96 yıl önce, 1918-ci ildə Müslüman Türk dünyasında ilk cumhuriyetimizi kurduk. Ve kurucu liderimiz de bugün Ankara'da əsr məzarlığında uyuyur. Azerbaycan 1918'de bir çoxları imperialist siyaset yürüdəndə ve dini bir dövlət kurulanda Azerbaycan layık idi. Ama artık bu cür cəryanların, dini cəryanların eğitim, ekonomi, basın alanlarında ölkəyə gəlməsi və üzdə bir layıkçı, daha modern, eğitimin və xalqın yanında olduğunu göstərir. Amma qeyri-yasal olaraq insanların dinə çəkilməsi, müəyyən kitabların yayılması, dinin dövlətdə güclənməsi, bu insanların dövlət qurumlarına girməsi, məclisə girməsi, siyasi partilərə girməsi Azərbaycan dövlətinin yarın layıkçılığına bir sorun gələ bilərdir. Evet. Və bu insanların arkasında kimlərin olduğu daha bəllidir. Yəni bir cəmaatın bu qədər bir çox alanlarda bu qədər başarı imza ata bilməz. Bir dini cəryan bu qədər başarı imza ata bilməz. O yüzden de Türkiye'de de ne kadar səmimi ve qeyri səmimi bunu deyə bilmərəm. Türk iktidarı Fethullah Gülen cəmaatı üzərinə gəldikdə aynı Azərbaycanda bu olaylar baş verdi. Fethullah Gülen cəmaatının bir çox təmsilçiləri Cumhurbaşkanlığında çalışırdı. Bir çox bakanlıklarda çalışırdılar, məclisdə çalışanlar vardı. Və onlar görevlerinden alındı. Və
basına da bunlar yansıdı və bu dərshanələr və özəl eğitimlər var idi və digər özəl universitetlər ki, dövlət tərəfindən bunları əl qoymağa başladı ki, bunlar Fətullə Gülən cəmaatına alınsın. O zaman, məsəl üçün, biz cəmaat o olaylardan sonra sosial şəbəkələrdə, sosial mediada demokrasi, Azərbaycanın demokrasisi yoxdur, insan haqları yoxdur, bu yöndə yazılar yazmağa başladı. Və o zaman mən sordum, nədən 20 yılda Azərbaycandasınız? Demokrasi və insan haqlarının olmadığını, yəni pozulduğun bir zaman da diqqətə çatdırmadınız. Zaman qəzetəsi Azərbaycanda ən çox satılan bir qəzeti. Biz o zaman qəzetisində Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun bir yazı görmədik. Həb iqtidarın yanında oldunuz, iqtidarı yandaşlığını yaptınız və onu dəstəklədiniz. Amma dərsanəniz qapadılanda, sizə baskılanda, ölkədə demokrasi yoxdur, insan haqları yoxdur, bu yoxdur, o yoxdur. Bu cür yani fikirlər səsləndilər. O yüzden de biz iqtidarda kim olur olsun, dövlətin layiqçiliyinə və sabahına bir sorun olacaqsa, biz o zaman iqtidarın yanında oluruq. Çünki bugün iqtidara bir dav açan, bu ekonomi alanda, eğitim alanında, digər alanlarda bu qədər başarı imza atıb, güclənənlər, yarın da bizim iqtidara və demokrasi bir iqtidara bu qədər baskı göstərə bilərlər. O yüzden de Fətullə Gülən cəmaatı eğitim, ekonomi və basın alanında çox güclüydülər və kifayət qədər bunların yandaşları basında, televizyonda, Cumhurbaşqanlığında çalışırdılar, bir çox bakanlıqlara çalışırdılar, məclisdə bir çox milletvekili var ki, bunların yandaşıdır. Bunlar son 2-3 ayda Azərbaycan iqtidarının onların üzərinə getməsi və onların da ortaya qoyduğu tabırla artıq bilindi ki, bunlar Fətullə Gülən cəmaatına daha çox yaxındırlar. Evet. Peki, Azərbaycandakı bu yabancı istihbarat örgütlərinin fəaliyyətləriyle ilgili bilgiler, işte herhangi bir örgütle bağlantılı, Türkiye ile paylaşıldı mı vaktiyle? Azərbaycan 71 yıl Sovetlər Birliği'nde olduğu için bir bu iktidarın dedikleri birçok basından yazdığına göre bir ateist bir dövlətidir. Tamam. Bir insanların bir dinə bir acılığı vardır. İslam dininə bir acılığı vardır. Maalesef dövlət də bunu nəzarətdə saxlaya bilmədi bu din məsələsini və dövlətin din siyasəti olmadır. Camilərə sahib çıxmadır, İslam'a sahib çıxmadır. Bu yüzden de diğer ülkeler İslam dini adından ülkemize geldi. Bu da İran var, Türkiye'den birçokları geldi, Küveyt'ten birçokları geldi. Ölkədə bugün artık IŞİD'də Azərbaycandan 300-400 kişinin döyüşdüyü bildirilir. Yani basında və evet. Ailəsinin bildirdiyi. Bu Azərbaycanın sabahı üçün ciddi bir sorundur. Bugün IŞİD'də döyüşən 300-400 insan yarın bu silahlı dəstəyi Azərbaycana dönməyəcəklər mi? Azərbaycanda hansı adımlar atacaqlar? Bir dini radikalizm formalaşacaq Azərbaycanda? Yani Azərbaycan deməli dini radikalizm formalaşıb qeyri-yasa olaraq ki, bu 300-400 kişi İraqda, Suriyada döyüşürlər. Ya biz Qarabağ sorunu olan zaman bu insanlar Qarabağda döyüşəcəklər mi? Bu, evet. Bu məsələləri dövlət düşünməli. Ya Suriyada demokrasi olur, hansı bir imperializm, hansı bir siyaset yürüdü ya yürütmür. Bu Azərbaycanda hər hansı bir dini cəryan, vətən savunmasıdır, insanlıq savunmasıdır. Suriyaya getməsin, dövlət düşünməli. Yani İraqa getməsin, dövlət düşünməlidir. Düşünməlidim ki, bunlar o vətən, insanlıq savunması zamanı Qarabağda döyüşəcəklər mi? Və Azərbaycanı savundular mı? O yüzden bunlar hepsi imperialist siyasi ve bizde olan bilgilere göre bu Irak'ta ve Suriye'de döyüşen insanlar hepsi ücretli olarak yani para ödenirdi karşılığında ve bunlar saklanırdı. O yüzden Azerbaycan yeni bağımsız devlet olduğu için din adıyla birçok ülkeler girdi. Bugün İran'dan, Küveyt'ten, evet. Türkiye'nin özü Fethullah Gülen cemaati vesaire. Bu ülkenin sabahı için yarın ülkenin təhlükəsizliyi ve demokrasi ve özellikle layıkçılığı için çok ciddi sorunlar yaratabilir. Evet, çok ciddi bir tehdit. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Stüdyomuza konuk oldunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, böylece Haber Merkezi'nin sonuna geldik. Haber Merkezi bitiyor ancak Ulusal Kanal Haber Merkezi Haber Maratonu'na devam ediyor. Gelişmeler ana haber bültenimizde ekranınızda olacak.